Alacağın zekatı nasıl verilir? Bu da önemli bir mesele. Günümüzde de çok tartışılan bir mesele. Bunu belki iktisat mantığı açısından değerlendirerek daha sağlam bir zemine oturtmak gerekiyor. Çünkü konuyla alakalı televizyonlarda, internette birçok fetvalara rastlıyoruz. Fakat burada bir zihin karışıklığı olduğu kanaatindeyim. Yani hocaların birbirlerinden farklı fetva vermelerinin sebebi de meseleye nereden baktıklarıyla alakalıdır. Meseleye alacakların zekatı konusuna makroekonomik mantık çerçevesine yani iktisadi bir perspektiften baktığımız zaman aslında alacağı 3 mantık üzerinden, 3 açıdan değerlendirmek ve her birini de aynı anda göz önünde bulundurarak hükmetmek gerekir. Bizim mesela kitaplarımızda özellikle ilk 2 başlık üzerinde durulur ama 3. başlık üzerinde çok fazla durulmaz. Şimdi bunları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, sizin sahip olduğunuz yani alacaklı olduğunuzu iddia ettiğiniz o parayla sizin aranızdaki mülkiyet ilişkisi. Yani mülkiyet açısından o borç yani alacağınız gerçekten bir alacak mı? Burada bizim kitaplarımızda 2 ihtimal üzerinde duruluyor. Birincisi, paranın batık olma ihtimali. Klasik kaynaklarda buna mal-ı dımar deniyor. Bu şu demek, birine para verdiniz ama adam kayboldu, öldü, inkar ediyor veya ödeyemeyecek hale gelmiş, iflas etmiş veya parayı veya malı siz kaybettiniz. Mesela diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir malınız kayboldu. Şimdi bunların her biri aslında mal-ı dımar kapsamında değerlendirilir. Burada bizim bir kişiden alacağımız para o kişi inkar etmiyor ise ve ödeme imkanı da varsa gerçekten o zaman mal-ı dımar kapsamında değerlendirilmez. Ben bunu ödeyeceğim diyor. Şu an ödeme imkanım yok ama bunu ödeyeceğim diyor ve gerçekten de ödeme imkanı var ise biz bu mala ne diyoruz? Gelecek yani sağlam alacak mal diyoruz. Sağlam alacak diyoruz. Bunlar mesela şöyle birinden alacağınız vardır 6 ay sonra ama siz o para üzerinde hala menfaat ilişkisi kurabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çek yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Temmuz'un 30'unda bu çek hamiline şu kadar bedeli ödetir dediğiniz evrakı verdiğiniz zaman ne oluyor? Siz aslında alacağınız üzerinde tasarrufta bulunuyorsunuz. Daha önce de ifade ettiğimiz bir meseledir. Malın veya paranın bizatihi kendisi, rakabesi ne kadar önemliyse o malın menfaati de o kadar önemlidir. Şayet siz onun menfaatinden ilişiğiniz kesilmişse, o maldan hiçbir şekilde menfaat elde edemiyorsanız oradaki mülkiyette sıkıntı var demektir. Bizim borçlar hukukunda mülkiyeti ikiye ayırırız. Milki tam, milki nakız şeklinde. Burada hem bizatihi malın kendisine, rakabesine hem de menfaatine malikseniz, yani onun üzerinde tasarrufta bulunuyor, o paradan hareketle ticari faaliyetlerde veya tüketimde bulunabiliyor iseniz o zaman mülkiyetiniz tam demektir. Bizim fukaha daha çok özellikle Hanefiler borcun kaynağına odaklanmışlar. Belki ticari döngü açısından bakılırsa doğru bir mantık da olduğu söylenebilir. Yani bu paranın, alacağınızın kaynağı nedir? Burada da yine üçlü bir tasnif yapılabilir. Bir, alacağınız şeyin kaynağı bizatihi madde olabilir. Yani rakabe dediğimiz eşyanın kendisi olabilir. Mesela bir mal satmışsınızdır. O malı vadeli sattığınız için o alacağın kaynağı o maldır. Mesela araba sattınız. Arabanın bedeli olan 100.000 TL size 3 ay sonra gelecektir. O 100.000 TL'nin kaynağı nedir? Arabadır. Veya birine borç para vermişsinizdir. Biz buna karz-ı hasen diyoruz. O zaman o borcun kaynağı yine nedir? Bir maldır, paradır. Para misli mal olarak değerlendiriliyor. Bunlara biz kuvvetli alacak diyoruz. Bu kuvvetli alacaklar Hanefilere göre hiç alınmamış olsa bile ve sağlam bir geleceğinden de şüphemiz yok ise yani mal-ı dımar hükmünde değil ise biz o paranın zekatını vermekle mükellefiz. Hiç almamış olsak bile diyor Hanefiler. İkincisi, orta kuvvetli alacak diye bir tanımlama yapılıyor. Burada da kaynağı mal değil ama menfaat. Mesela bir maaşlı çalışan kişinin ücreti. Mesela bir insanın kira getirisi. Burada menfaatin bedeli olduğu için bu orta kuvvetli alacaktır. Alacağınız şayet nisaptan daha fazla ise ancak nisap kadar malı aldığınız zaman yani alacağınızın
bir miktarı nisap kadar ve daha fazla ise o alacağınızın tamamından zekat vermeniz gerekir. Bir daha tekrar etmek gerekiyor. Burası çünkü biraz hassas husus. Yani sizin diyelim 100.000 TL alacağınız var. Kira getirisi olarak alacağınız var. Orta kuvvetli alacak için söylüyorum. Size o kişi çıkarıp 40.000 lirasını vermiş ise nisap miktarı malın üstüne çıktığı için sizin 100.000 liranın tamamının zekatını vermeniz gerekir. Ama kuvvetli alacak da öyle değildi. Hiç bir kuruşunu dahi almamış olsanız bile o mal kesin gelecek ise o zaman onun alınması, tamamının verilmesi yani 100.000 lira üzerinden zekat verilmesi gerekir. Üçüncü bir alacak türü ise kaynağı açısından zayıf alacak. Bu zayıf alacaklar özü itibariyle kaynağında bir mal da yok, rakabe de yok, bir menfaat de yok. Bu mesela mehir olabilir. Mesela diyet, kan parası diyebileceğimiz şeyler olabilir. Manevi tazminat gibi. Bunlar özü itibarının en zayıf alacaktır diyor Hanefiler. O ne kadar geldiyse o kadarından zekat verilir. Diyelim ki 100 bin lira alacağınız vardı. 40 bin lira aldınız. Sadece 40 bin liranın zekatı verilir. 100 bin liranın zekatı verilmez. Çünkü onun özü itibariyle bir mal ve bir menfaat yoktur. Fakat ben meselenin acizane üçüncü bir ihtimal çerçevesine değerlendirirsek daha makroekonomik mantık çerçevesinde birçok faydasını beraberinde getirecek bir mantığa kavuşmuş olacağımız kanaatindeyim. Bu da kişinin, ki İmam Malik'in aslında görüşüdür bu, kişinin verdiği paranın veya malın bedeli olabilir bu, alacağının, alacaklının elinde hangi amaçla tutulduğuna bağlıdır. Şu demek oluyor, biz şayet birine bir ihtiyacını karşılamak için borç verdiysek, evlenmek için kişi bizden borç istedi, çıkardık ona 50.000 TL para verdik. Verdiğimiz 50.000 TL onun zaten elinde olmayan, harcadığı, tükettiği bir para olduğu için İmam Malik diyor ki kişi bu malın menfaatine malik değildir zaten. Ve o kişi de o parayı piyasaya yaymıştır. Para piyasada dönmektedir. Bundan dolayı o kişi menfaatini ücretsiz olarak bir evin menfaatini vermesine benzer bir şekilde paranın menfaatini bir başkasına ücretsiz olarak vermiştir. Ki ücretli olduğunda biz buna zaten faiz diyoruz. Ücretli olarak vermişse ücretsiz olarak vermişse o zaman bu kişiye ne lazım gelmez? Zekat vermek lazım gelmez. Kanaatimce bu mantığı biz pratik hayata yansıtabilsek birçok insan Karz-ı Hasen yolunu tercih edecek. Daha fazla insanlar birbirine borç verecektir. Onun için sizin birine verdiğiniz borç bir yıldan fazla süre onun elinde kalmışsa ve o kişi de parayı elinde tutmamışsa, çünkü Hanefilerin özellikle bu konuyu biraz sıkı tutmasının sebebi suistimale yani hile yoluna başvurma ihtimalidir insanların. Çünkü mesela şöyle olabilir. Ben 100.000 TL'yi size 10 aylığına borç veriyorum. Siz bana onu 10 ay sonra geri veriyorsunuz. Ve böylece para sürekli elden ele dönerek bir yıl sizin elinizde kalmadığı için zekattan muaf tutuyorsunuz, kurtarıyorsunuz tabiri caizse. Bu dinen doğru olmaz. Onun için Hanefilerin belki bu suistimali engellemek amacıyla kişinin alacaklı olduğu paranın da zekatını vermesi gerektiğini düşünmüş olabilirler. Ama kıymetli kardeşlerim şu da hepimizin bildiği bir şey, gerçek. Bizim ülkemizde enflasyonist bir piyasada para değerini kaybetmektedir. Sizin birine verdiğiniz, hele TL cinsine verdiğiniz bir para zamanla değerini kaybettiği için siz bu paradan zaten kayıpla çıkmış oluyorsunuz. O kişinin o parayı vermeme ihtimalini de düşünürseniz gelmeyecek bir paranın belki yıllarca zekatını vermiş olma ihtimaliniz vardır. Bundan dolayı acizane İmam Malik'in görüşünün çok isabetli olduğunu, kişi bu parayı gerçekten harcamışsa, piyasada dolanmışsa, bir yıldan fazla da o para bir başkasının elinde kalmışsa o yılın zekatını vermeniz gerekmez. Ama yılın başında sizin elinizde olan, yılın sonunda da geri dönmüş olan ama 10 ay, 11 ay belki başkasında olsa bile o malın da zekatını vermek gerekir kıymetli dinleyiciler. Bir başka soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.